Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hayatımıza nakledeceğimiz hayat ölçülerini konuşmaya inşallah sohbetlerimizde devam ediyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşgörüsünü, diğer bir ifadeyle müsamahalı oluşunu inşallah dile getirmeye gayret edeceğiz. Bu manada hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu bir ortamda bir bedevinin mescide gelişini ve orada yani Muhammed hanginiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıktan bildikten sonra affedersiniz küçük abdestini mescidin bir köşesine yaptığını, sahabe-i kiramı buna tepki gösterdiklerini hatırlatmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam bu bedeviye tepki gösteren sahabe-i kirama siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil buyurdular. Yani o çirkin fiili yapan kimse bilmiyorum mescidin nasıl bir değere sahip olduğunu, ona Efendimiz Aleyhisselam tarif ediyorlar, anlatıyorlar. Burası mescittir, Cenab-ı Hakk'ın evidir. Burada böyle şeyler yapılmaz. Ama tepki gösterilmesine müsaade etmiş olsaydı Efendimiz Aleyhisselam, belki o kimsenin camiden, mescitten, hatta yeni dahil olduğu iman dairesinden çıkması gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilirdi. Efendimiz buyurdular ya hani, yani o çirkinliğin üzerine belki bir kova suyu dökersiniz, o gider. Ama bir kimseye karşı kaba saba davranmak, bakın haklı bile olduğumuz halde kaba davranmak, ona müsamaha göstermemek, hoşgörülü davranmamak kişiyi kaybetmemize sebep olabilir. Peki o zaman hoşgörü nedir? Hoşgörü, diğer bir adıyla müsamaha, sevgi temeline dayanan bir erdem olarak tanımlanmıştır. Hoş görmek, kolaylık göstermek, iyi karşılamak, ayıplamamak, hatayı görmezden gelmek, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, affedici olmak, kendi anlayışımıza aykırı olan görüşleri sabırla karşılamak manalarına gelir. Hoş görmek, affedilebilecek kusurları düzeltme hususunda insanlara fırsat tanımayı, samimi bir niyetle yardımcı olmayı ve onları anlayışla karşılamayı gerektirir. Herkes bizim gibi düşünmek, herkes bizim gibi, yani aynı şeyi beğenelim, aynı şeyi beğenmeyelim, herkes bizimle aynı fikirde olmak, aynı tercihi yapmak zorunda değil. Müsamaha ve hoşgörü, İşte farklı tercihlere, farklı beğenilere, farklı kabullere sabretmeyi, saygı duymayı ifade eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de de safh kavramıyla bu ifade ediliyor. Bu kavramı da bir kimseyi suçu, günahı ya da kabahati nedeniyle kınamayı, azarlamayı, ona hakaret ya da serzenişte bulunmayı, hatasını yüzüne vurmayı terk etmek manalarında kullanılmıştır. Ayet-i kerimelere baktığımızda, yani bize aslında en büyük müsamaha ve hoşgörüyü Yüce Mevlamızın gösterdiğine şahit oluyoruz. Rabbimiz yani her türlü delil onun varlığına, birliğine işaret ettiği halde kendisine iman etmeyenleri, iman edip de hatalarla, günahlarla meşgul olanları Yüce Mevlamız müsamahakar yönüyle, hoşgörülü yönüyle tabiri caizse karşılıyor. Eğer böyle olmazsa şöyle düşünelim, bu kadar her şey ortadayken Cenab-ı Hakk'ı inkar edenlerin hiç nefes almadan ölmeleri gerekir. Veya hiç dünya nimetine sahip olmamaları gerekir. Veya Cenab-ı Hakk'a iman edip de sanki o yokmuş gibi davranan, günah işleyen, hata işleyen, zaman zaman bizler de bu hatalara düşüyoruz. Yani her hatamızın karşılığı anında gelmiş olsaydı belki yolda adım atacak halimiz kalmazdı. Yüce Mevlamız içimizden geçenleri de dışımıza vurduklarımızı da bilen Rabbimiz, mesela içimizden geçenlerden dolayı bizi sorumlu tutmuş olsaydı vay halimize. Aman ya Rabbi. Hele dışa vurduklarımızdan dolayı
anında hiç tövbe kapısı olmasaydı, anında cezalar gelmiş olsaydı hayatın devam etmesi belki mümkün olmayacaktı. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda da hoşgörünün alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün davranışlarının özünü oluşturduğunu görüyoruz. Yani Hazreti Enes radıyallahu anh'a bakalım. 9 ve 18 yaşları arasında tam böyle bir çocuğun hani neyin ne olduğunu az çok anlayabileceği ve yetişkinlik, gençlik dönemi diyebileceğimiz bir zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 9 yıl hizmet etmişler. Yani bazen çocukluk tarafı belki ağır basıyordu Hazreti Enes radıyallahu anh'ın. Bir işe gönderdiği zaman Efendimiz Aleyhisselam onu bazen oyuna takılıyordu arkadaşlarıyla. Efendimiz Aleyhisselam peşinden geliyor ama ona bir şey söylemeden o işini Efendimiz Aleyhisselam kendi hallediyorlardı. Ama biz şimdi yani camiye namaz kılmaya gelen çocuklarımızdan bile böyle yaşlı yaşlı amcalarımızın yapmadığı şeyleri bekliyoruz. Yani biz kendimiz camiye girerken çıkarken acaba camiye mi giriyoruz, bir kahveye mi giriyoruz? Bunun çok farkında değiliz. Yani kusura bakmayalım. Ama çocuklar burada biraz patırtı gürültü yaptığı zaman hemen okları onlara çeviriyor. Hocam bunlar niye böyle yapıyor? Şu tarafta dursun. Ya o çocuk, adı üstünde çocuk. Ama peki büyümüş çocuklara ne diyeceğiz biz? Onlara bir şey diyemiyoruz. Daha küçücük bebelerde şikayete başlıyoruz. Böyle yapmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselam yani camiye kadınların da iştirak etmesini, hatta çocukların, hatta hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla kundaktaki çocukların bile camiye, cemaate geldiğini biliyoruz, öyle mi? Bunu biliyoruz ama yani müsamaha ve hoşgörü konusunda maalesef istiyoruz ki başkaları bize hep hoşgörülü olsun, müsamahakar olsun, herkes beni anlasın. Ama biz kimseyi anlamak istemiyoruz. Kimseye hata yapma şansı, farklı düşünme, farklı tercihlerde bulunma şansını kolay kolay vermek istemiyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam böyle değildi. Kendisinin zorba, zorlayıcı bir peygamber olmadığını ifade ediyorlardı. Bir hadis-i şeriflerinde, Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin bu hoşgörüsüne şöyle işaret ediliyor. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Yani müsamahakar oldun. Cenab-ı Hak bunu lütfetti. Bu büyük bir nimet. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Yani bu insan fıtratı böyle bir şey. Kimden bir yakınlık, bir hoşgörü, anlayış gördüysek oraya yaklaşıyoruz. Bugün yanlış inançlara, yanlış ideolojilere sahip olan insanlar bakıyorsunuz parayla, güler yüzle, işte dinimiz diyor, hoşgörü diyor, bilmem ne diyor, insanları kendi inançlarına davet ediyorlar ve taraftar da buluyorlar nihayetinde. Ama biz de yani bir kardeşimiz müezzinlik yapıyor, yaptığı bir yerde hatası var. Hemen kardeşimizi böyle tahkir etmeye, yani sen kimsin de kalkıp müezzinlik yapıyorsun? Böyle olur mu? Gibi, böyle sanki aşağılar gibi, sanki bu iş sana bana layık değil, ne karışıyorsun bu işlere der gibi bir hale bürünüyor. Ne olmuş yani? Hata da olabilir, yanlış da yapabilir. Yani hocalar, burada müezzinlik yapan arkadaşlar, camiye, cemaate iştirak eden insanlar robot mu yani? Hata yapma şansı yok mu? Hata da yapabilir. Yani hiç söylememesi gereken cümleyi de söyleyebilir. Hiç olmadık hataları da yapabilir. Biz önemli olan onlara hoşgörüyle, müsamahayla yaklaşıp, tabii ki bu şu anlamda değil, ortada bir hata varsa o hatayı kabullenerek, yani bu böyle devam etsin, çok hoşgörülüyüz, biz bu hataya devam etsin, bunu da demiyoruz. Ama bunun bir usulü var, bir yöntemi var, insanlara hata yapabilecek veya hatalarından vazgeçebilecek kadar bir müsamahayı, hoşgörüyle çok görmememiz gerekiyor. Hocam, hocayla müezzin hatası ya da cemaatin yok mu? Allah evet, yani misin? Hepimizin, şimdi anne, baba, evlat, büyük, küçük, hepimiz hata yapabiliriz. İşte şunu ifade edelim, biz başkalarından hoşgörü, müsamaha bekliyorsak, önce kendimiz başkalarına hoşgörülü ve müsamahakar olmak durumundayız. Peki mesela ticaret yapıyoruz. Yani birisine borç verdik. Eğer çok acil bir ihtiyacımız yoksa o kardeşimizin borcunu ödemesi konusunda müsamahakar davranabiliriz. Ne kaybederiz? O kardeşimizi kazanırız. Veya borçlandık birisine. Biz belki şu gün vereceğiz dedik ama daha öncesinde, daha evvelinde karşımızdaki insanın ihtiyacı olabileceğini düşünüp
elimizde fırsat varsa hemen borcumuzu götürüp versek ne kaybederiz? Biz kazanırız. Hoşgörülü davranmış oluruz. Müsamaha göstermiş oluruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah satışın, alışın ve borç ödemenin müsamahalı olanını sever hadis-i şerifine ittiba etmiş oluruz. Ama şimdi biz alacaklıyız. Yani durmadan yani sanki adamın bize diyet borcu varmış gibi onu böyle töhmet altında bırakmaya çalışıyoruz. Verecekliyiz, yani borçluyuz, vermemiz gerekiyor borcumuzu. Aman diyoruz yani, o düşünsün. Hani Nasreddin hocamıza şöyle bir hikaye atfederler ya, ne kadar doğru yalandır. Hoca efendinin borcu varmış da sabaha ödeyecek ama bir yerden bulamamış yani. O tarafa dönüyormuş yatağın içerisinde, bu tarafa dönüyormuş. Hanımı demiş, niye böyle uyuyamıyorsun hoca efendi, hayırdır? Demiş, ya borçluyum, yarın adam gelip borcunu isteyecek. Ben de bir yerden denkleştiremedim bir türlü. Demiş ya, ödeme demiş, adam düşünsün. Sen ne düşünüyorsun ya? Ödeyeceğim diye bu kadar düşünmenin bir anlamı yok ki. Ödeme demiş, o düşünsün nasıl alacak. Böyle bir ahlak, böyle bir huy asla Müslümanlarla bağdaştırılamaz yani. Ya her şey açık ve şeffaf olmalı. İşte alışverişte, ticarette, borç alıp verme işlerinde müsamahalı olan hangisi ise Rabbimiz ondan memnun olur. Yine kullarına müsamaha gösterdiği gibi siz de bu kuluma müsamaha gösterin. Yani ne demektir? Cenab-ı Hak bize bu kadar her konuda müsamaha gösteriyor, hoşgörülü davranıyorsa biz de Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı şefkati, merhameti ifade eden müsamahayı, hoşgörüyü asla elden bırakmamalıyız. Hele hele aile içinde bakıyoruz şimdi, anne baba asla evladına müsamaha göstermiyor. Yani bu çocuk belki bazen namazda, sabah namazına uyanamayabilir, belki yanlış işler yapabilir. Yani onun kişisel gelişimine, şahsiyetine zarar vermeden doğruyu, güzeli bulabilmesi için biraz biz müsamahalı olmak durumundayız, hoşgörülü olmak durumundayız. Şimdi evlatlar, yani diyor ki hocam, bendeki anneyi babayı bir bilsen, ne yaptı annen baban sana? Yani harama mı git dedi, yanlış mı yaptı dedi, böyle dese bile ona itaat etmezsin. İtaat etmezsin. Ama anneyi babayı dışlamanın, kaldırıp atmanın, efendim yani bir huzur evine mahkum etmenin hiçbir anlamı yok. Dili durmuyor. Sen de o yaşa geldiğin zaman seni de göreceğiz. Hani anneye babaya dili durmuyor. Kayınpeder, kayınvalide işte dili durmuyor, eli durmuyor, şöyle etmiyor, böyle ama o konuma sen geldiğin zaman belki sen ondan daha beter olacaksın. O yüzden yani mesela kız evladı olanlar hep şikayetleniyor. Hocam işte kızımızı verdik, şöyle yaptılar, böyle ettiler. Kardeşim sen de bir yerden gelin aldığın zaman ne yapıyorsun? O da başka birinin kızı. Bir de onu düşün bakalım. Hocam ben çok iyi davranıyorum da onlar kötülük yapıyor. O zaman onlara şunu hatırlatacaksın. Kardeşim senin de kızın olsaydı, kız evladın olsaydı veya var belki de kızın, başka birilerine gelin olarak gönderdiği zaman bu hareketlerin yapılmasını ister miydin? Yani biraz elimizi vicdanımıza koymak durumundayız. Biz ayet-i kerimelerde kin ve nefrete insanları düşürmemek için yumuşak huylu, yani rıfk ile hareket etmenin bizlere emredildiğini ve insanlar arasında rıfk ile, yumuşaklık ile, biraz toleranslı bugünkü tabiriyle davranıldığı takdirde bir sevgi ve muhabbetin söz konusu olacağını anlıyoruz. Ki ayet-i kerimelerde insanların kusurlarını araştırmadan, yani bir kusura şahit olduğumuz zaman da o kusuru, eksikliği insanlar arasında yaymadan, gizleyerek, üstünü kapatarak, ama tabii diyelim ki o hatayı efendim telafi için başka yöntemler, yollar geliştirerek hareket etmemiz gerektiğine şahit oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da kim dünyada bir kulun ayıbını, kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını, kusurunu örter. Sizden biriniz kendisinin de yapa geldiği böyle bir işe niçin gülmektedir? Yani toplum içerisinde bir yaşlı kimse abdestini tutamıyor, abdestini kaçırıyor sesli bir şekilde. Herkes gülüyor. Hani yine böyle bir şey anlatırlar. Adamcağız sıkışmış yani böyle. Müsaade alıp da gidememiş. Bir anda insanların arasında abdestini bozmuş. Şimdi herkes gülüyormuş bir yandan. Demiş ya, kusura bakmayın demiş. Sizin için çok kötü oldu ama benim için çok iyi oldu demiş yani. Adam daralmış, bunalmış. Sizin için demiş çok kötü oldu ama benim için çok iyi oldu.
Efendimiz de buyuruyor ki böyle bir adamın haline gülenlere siz niye gülüyorsunuz? Hepinizin yaptığı bir şey dolayısıyla bu adama gülüyorsunuz öyle mi? Böyle yapmayın. Hani zaman zaman buradan anlatıyorum. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin huzuruna genç yaşta bir kadıncağız geliyor ziyaret için veya bir mesele dolayısıyla. Böyle biraz uzakta duruyormuş İsmail Efendi. Gelince kadıncağız artık heyecandan, başka sebepten affedersiniz bir gaz kaçırıyor o anda. Yani hele bir hanımefendinin böyle bir ortamda böyle bir kendince hata işlemesi, hani yer yarılsa da yerin dibine girsem o noktaya gelmiş. Efendi Hazretleri biraz şöyle uzakta diyor ki buyur evladım diyor bir şey mi dedin diyor. Duymadım. Yani kulağım ağır işitiyor benim. O yaptığın kusur da duymadım demek istiyor. Ve o hanımefendiyi hayatının sonuna kadar nerede görse sar numarası yaparmış yani mahcup olmasın diye. Sar numarası yaparmış. Şimdi bizim yanımızda böyle birisi bir şey yapsa elimize davulu alırız. Valentinyan'ın sokaklarına dolanırız. Oo insanlar dinleyin. Falanca insan bak şöyle kişi şöyle bir şey yaptı. Vay rezil adam, vay rezil kadın. Bunu böyle yaparız. Halbuki büyüklük işte insanların hatalarını, kusurlarını yaptılarsa bir şekilde onu usulünce örtmeyi gerektirir. Ama bu tabii Rabbimizin emir ve yasaklarını ihlal konusunda asla bir müsamaha, asla bir hoşgörü gösteremeyiz. Yani ezan Muhammed'i okundu, namazımızı kılacağız. Ya hoşgörü yapalım yani, biraz kılmasın namazını, öyle demeyelim. Şöyle yapalım, yani sen namazını kılmadın, kötü adamsın, işe yaramaz adamsın, sen beş para etmezsin, böyle değil de. Kardeşim ayet-i kerimelere bakarsak, hadis-i şeriflere bakarsak, İslam'ın genel işleyişine bakarsak, kelime-i şehadetten, kelime-i tevhidden sonra en önemli ibadetin namaz olduğunu görürüz. Dolayısıyla namaz önemlidir. Namazı terk etmek, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde kişiyle yani imanla küfür arasında, kişinin imanıyla küfür arasında namazı terk etmek vardır şeklinde çok ciddi uyarıları var Efendimizin. Namazın değerini anlatacağız, önemini anlatacağız. Kılar kılmaz, yani kaldırıp zorla namaz kıldıracak halimiz yok. Ama biz doğru olan neyse bunu bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Başka din mensuplarına da yani sizi gidi kafirler sizi. Yani siz konuşmaya, doğruyu anlatmaya değer insanlar mısınız ki? Siz kimsiniz de yani kelime-i şahit, kelime-i tevhidi size anlatacağız. Böyle değil. Sabırla, kararlılıkla onlara doğru olan, güzel olan neyse müsamahalı bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde bunları anlatmaya devam edeceğiz. Doğruları anlatmaya devam edeceğiz. E tabi şimdi işte dinler arası diyalog son dönemde ısıtılıp soğutulup önümüze konulan bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve bunu İslam'ın sanki böyle hoşgörüsü ve müsamahasını gösteren bir şeymiş gibi algılatmaya, göstermeye çalışıyorlar. Ne demek dinler arası diyalog? Yani Hristiyanlar Hristiyan olarak kalsınlar, Yahudiler Yahudi olarak, Mecusiler Mecusi olarak, Müslümanlar Müslümanlar olarak kalsınlar. Ama bir araya gelsinler, konuşsunlar. Yani biraz Hristiyanlıktan böyle kırpalım, keselim. Biraz Yahudilikten. Biraz onlara uymayan eğer İslam'ın yani ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler varsa onları biraz şöyle kırparak, üzerini örterek filan böyle ortak sanki bir din çıkartalım. Dinler arası diyalog. Ne kadar tehlikeli, ne kadar yanlış bir yol, ne kadar yanlış bir gidişat. Şöyle denilseydi, dindarlar arası diyalog denilseydi tamam. Öyle mi? Yani şöyle yapardık. Hristiyan kendi inancını anlatırdı. Yahudi kendi inancını anlatırdı. Müslümanlar İslam'ı anlatırdı. İnsanlar hangisini doğru görüyorsa, beğeniyorsa o tarafa giderdi. Ona bir itirazımız yok. Akli ve nakli bütün delilleri her taraf ortaya koyar. Dindarlar arasında bir diyalog olurdu. Olabilirdi bir noktaya kadar. Ama dinler arası diyalog dediğiniz zaman hakiki din olan, bir tek din, gerçek din olan İslam var. Yani ne münasebet başkasıyla, başka bir dinle, başka bir anlayışla neyin diyaloğunu yapacağız? Diyeceğiz ki yani biz de kendimize göre ayet-i kerimelerden evirip çevirip orasını burasını bükerek diyeceğiz ki Yahudiler ve Hristiyanlar da cennete gidebilirler. Neden? Ayet-i kerimede Rabbimiz işte iman eden, salih amel işleyen kimseler efendim onlara ahirette korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. Bu ayet-i kerimeye dayanarak Yahudi ve Hristiyanları sanki bizim vazifemiz, görevimizmiş gibi cennete dahil etmeye çalışıyor. Bu benim işim mi kardeşim? Benim işim değil o.
Hani innellezine amenu ve amilussalihati. Başka şart yok hani orada. İman eden. Ama o iman eden kelimesinin içerisinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi yok mu kardeşim? Bunu bu kadar anlayamıyor muyuz yani? Ha ne diyeceğiz? La ilahe illallah. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Muhammedur Resulullah ya onu demese de yani bu peygamberimizin işte hoşgörüsünü gösteriyor. Kendisine iman etmeyenleri bile cennetle müjdeliyor. Bunu kocaman kocaman güya din adamı, din alimi, din adına konuşan insanların ağzından duyuyor. Olur mu? Niye peygamberi Allah göndermiş? Evet. Yani niye Muhammedur Resulullah cümlesi olmadan hiçbir insanın cennete girme ihtimali yok kardeşim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderilişiyle, kitabımızın gönderilişiyle birlikte artık bundan önceki peygamberlerin, Efendimiz'den önceki peygamberlerin ve kitapların, dinlerin bütün hükmü tamamen ortadan kalkmıştır. Bunu kabul ederse bizim inancımıza göre zaten Müslümandır, bir sorun yok. Ama bunu kabul etmeyen insanla neyin diyaloğunu yapacağız? Elbette ki devletler olarak, insanlar olarak aynı yerde yaşamanın, aynı efendim atmosferi paylaşmanın yollarını arayacağız. Yani herkesin dini kendinedir. Leküm dinüküm veliye din. Ama dinleri bir tartışma konusu, dinleri bir diyalog meselesi yaparsak bu içinden çıkılmaz hale meseleleri getirir. Nitekim maalesef işte 15 Temmuz'da patlak veren olayda bu hadisenin ne kadar yanlış bir gidiş olduğunu, aslında karşı tarafın bir oyunu olduğunu bize göstermeye yeterli bir delil olmalı. Zaten FETÖ değil miydi? Ne yaptılar bunlar? Dediler ki diyalog diyalog dediler. Diyalog diyalog dediler. Netice itibariyle vatanımıza, bayrağımıza, canımıza, namusumuza, her şeyimize, işte ezanımıza, camimize kastederek bir yıkım yapmaya çalıştılar. İşte bu yanlış gidişatın çok acı neticesidir. Yani şu veya bu ismi cismi onu herkes biliyor zaten de. Önemli olan nedir? Önemli olan şudur. Kardeşim yanlışsa Kur'an ve sünnet açısından bu yanlış. Yani bunu tartışmanın bir anlamı yok. O yüzden biz hoşgörüyü, müsamahayı belli bir sınıra, belli bir noktaya kadar götürmek durumundayız. Ve şöyle bir garabette de karşı karşıyayız. Bunu da ifade ederek sohbetimi nihayete erdireyim müsaadenizle. Bakıyorsunuz kardeşlerimize, yani bir Yahudi'ye gösterdiği, bir Hristiyan'a gösterdiği, farklı bir din mensubuna gösterdiği hoşgörüyü ve müsamahayı camide yanı başında namaz kılan kardeşine göstermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. Efendim yani o adam yanlış yolda, biz ona hoşgörülü davranalım. Mevlana Hazretleri'nin ne olursan ol gel dediği gibi biz de gel yani kardeşim. Ne yaparsan yap sen gel. Ne olursan ol gel. Böyle diyelim, bunu da yanlış anlıyoruz da. Böyle yapalım ama yanımızda namaz kılan kardeşimize, yıllarca aynı yastığa baş koyduğumuz eşimize, evlatlarımıza, akrabamıza, komşumuza, bir Yahudi'ye, Hristiyan'a gösterdiğimiz saygıyı, hürmeti gösteremiyoruz. Dışarıda hani bonjour demeden geçmiyoruz değil mi? Bir Hristiyan'a veya bir başka din mensubuna, ama kendi din kardeşimize esselamu aleyküm demekten imtina ediyoruz. Yani bunu aklın, mantığın, vicdanın kabul etmesi asla ve kat'a mümkün değil. Biz yani farklı din mensuplarına, farklı inanç gruplarına gösterdiğimiz müsamaha kadar, en az o kadar ama ondan daha fazla kendi din kardeşlerimize hoşgörüyü, müsamahayı göstermek durumundayız. Rabbimiz hayatımızın sonuna kadar bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Müsamahakar, hoşgörülü insanlarla karşılaştırsın. Bizleri de etrafımızdaki insanlara, canlılara karşı hoşgörülü ve müsamahakar eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konudaki sünneti seniyyesine, ayet-i kerimelerin bu konudaki tavsiyelerine kulak veren kullarından olabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana. وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة